Gerçekten çok kritik bir mücadele sevgili seyirciler. Gaziantep-Alanya maçı saat 13.30'da başlayacak. Müthiş bir maç olacak. Onu da ifade edelim. Beşiktaş'ta da De Souza bir sakatlık yaşadı. Hatta şurada okuyayım. Sol uyluk iç adalesinde. Kısmi yırtığı var. İki hafta yok. De Souza ki çok önemli bir oyuncu Beşiktaş için. Bir dalga kıran görevi üstleniyor. Fenerbahçe'de de bunu çok iyi yapmıştı. Orada orta sahada bir duvar olmaz gibi. Olmazsa olmazı. Olmaz Josef, Atiba, e, Mensa. Mensa, Abu Bakar. E, Mensa şimdi benim gözümde onların edeyim. yanında tamamlayıcı oyuncu. Bence Beşiktaş. o orta sahanın e, olmazsa olmazı olmaz. üçsüzden üçü bu. Joseph Atiba ve Mensa. Ha. Doğru Başka çok doğru. Ama Josef'i çıkardığın anda Dişli her bozulur. şey bozu, mutlaka bozulur. Meysa telafi edebilirsin. Atiba ile Josef'i telafi etmen çok zor Beşiktaş'ta. Abu Bakar, ben şu anda baktığımda son günlerin yeni bir lafımız var yani böyle slogan gibi oldu. Kasım'ın sonu, aralığın başı moda Beşiktaş dedik. Yani Sergen Yalçın'ın yükseliş ve kazandığı Doğru. maçlarla beraber. Kimler ön plana çıkıyor? Abu Bakar var. Ee, Joseph de Souza var. Atiba'yı zaten saymıyorum. Standart artık resmi idare memur gibi orada hiç ayrılmıyor Tabii. yerinde. Adam görevini yapıyor ve ve katkı sağlıyor. Tabii. İşte eksik olan futbolcuların tamamlayıcı oldu. Yanında oynayan 22-23 yaşında oyuncular var. Rıdvan var. Hepsi Atiba abilik yapıyor, liderlik yapıyor. Yardımına koşuyor. Onun eksi duruma düşürmüyor. Bence çok da güzel iki tane transferle 5 yaş belini doğrulttu. Rozier Gezal, evet. Bakır. Ben hatta şöyle diyorum. Herkes Bakar, Abu bakar Atar. Gerçekten <laughs> muhteşem bir e, laf benim için. Bence Rıdvan'ı da koy. Rıdvan, Gençicik çocuk. O, o da Rıdvan, kendi, Necip. Rıdvan'ın e, zaten altyapısı muhteşem. Altyapı hocalarından bir tanesi Kıvanç benim arkadaşım eee Rıdvan'ı, Rıdvan yapan unsurlardan bir tanesi bana çok bahsetmişti. Rıdvan'ı izle, Rıdvan'ı izle, Rıdvan'ı göreceksin demişti. Rıdvan'ın performans ve e, hareketliliği senin bu işin mimarı kim? Şu andaki Beşiktaş'ı övdüğümüz Beşiktaş'ın mimarı. Teknik Ser adam. Sergen teknik Hoca. adam. Teknik adam. Yani sezona girerken bu takımla yola çıkılır mı? Başarılı olma şansı yok. Transfere ihtiyacı var dedik. Sergen Yalçın'ın oyunu değiştirebilecek benchte gedek kulübesinde adamı oyuncusu yoktu. Ne yaptı biliyor musun? Kendi içinde kadro derinliği yarattı ya Sergen Hoca. İletişim. Her yerde anlatıyorum. Gazetede yazıyorum böyle Televizyonda da bunları değiniyorum. Bir kez daha değineceğim. Beşiktaş'ın antrenmanına bakıyorum. A Spor bağlanıyor 11'de. Pazartesi günü maçtan çıkıp gelmişler. Yenilse de yenilse de. Gelen oyuncu Sergen Yalçın orada yardımcısı Murat Hoca. Var bak işte o görüntü bak. Her gelen... Hele bulabilirsek şeyi görürsek biz A Spor'da izledim zaten ben bahsedeceğim konuyu da A Spor'da izledim her gelen hocaya sarılıyor. Murat Hoca ile sarmaş Aa, dolaşlar. onu. Abu Bakar evet, muhabbet ediyor. ediliyor. Herkes şak şakalaşıyor. Herkesin yüzü gülüyor ama. O zaman işte arkadaşlıktan, dostluktan ve birlik beraberlikten geçiyor başarı. Bu işte Fenerbahçe'de o şu an hoca bunu sağlayacak. E, WhatsApp'ta var ama normalde yok. Hoca bunu sağlayacak. Yapamıyor. WhatsApp bunu yapamaz. Teknik evet. adam yapacak bunu. Ondan sonra bakıyorum kenaraya çekiliyorlar. Hepsi 7-8 oyuncu sarılan her gelen Rıdvan'la şakalaşıyorlar. Abu Bakar onu, onun gol sevincinden sonra bir sıçrama. Herkese hoş geldin mesajı veriyor. Yani oyuncular arasında olan şu selamlaşma çak işareti evet, vardır ya. Herkes onu yapıyor. Daha sonra Sergen onları topluyor. Bir dakika sonra geleceğiz diyorlar Sergen Hoca'ya. Şey yapıyorlar. Yani bunu sağlayabilmek önemli. Aynı e, bizim A Spor şeye geçti kelebek açıp Fenerbahçe antrenmanına geçti. Oyuncular soyunma odasından gelmiş sanki tesislerde yattılar. 10 dakika önce uyandılar. Yüzlerini bile yıkamamışlar sanki. Yani onlar tabii 7'de 8'de kalkıp evlerine Enerjik geceler. değil. Değiller abi mutlu değiller. Bunu sağlayabilecek sportif direktör bunu sağlayamaz. Sportif direktör daha çok ağır basmaya yaptırım uygulamaya çalışırsa bu sefer hocayı ezmiş olur. Hocayla arasında polimik olur. Hocanın yaptırım gücü oyuncu üzerinde kalmaz. O yüzden Emre Belezoğlu dozajını çok iyi ayarlıyor. Şu anda dokunmuyor. Bir hafta sonra, üç hafta sonra bunu göreceğiz. Teknik adam ihtiyacı var mı yok mu hep beraber o zaman şeyde. hani bugün kabul etmiyorsunuz. O gün kabul edeceğinizden eminim. Ben de o zaman katılıyorum. Yani ben sezon başlarken biz transfer gündemi yaparken şunu söylemiştik. Hatta ben manşet olarak söyledim bunu. <laughs> Beş yaşın en büyük transferi Sergen Yalçın'dır. Sergen Yalçın bu takımı bu hale getirdi. Motivasyonu sağladı. Takımı oynattı. Bir de e, Sergen Yalçın'ın futbol zekası, futbol kıvrak zekası çok değerlidir. Ve futbolcuları bunları aşıladığı için Beşiktaş bence e, olmuş olduğu kaostan çıktı ve şu an şampiyonluğun en büyük favorilerinden bir tanesi haline geldi. Ya şeyi söyle bu yönetim getirdi işte e, Sayın Başkan Nurçebi, Erdal Torunoğulları, Kocada, Sayın Emre Kocada kafayı patlattılar. Rozier'i getirdiler. Dediler ki ya işte nereden buldunuz Rozier'de bu takımın oyuncusu mu? Rozier şu anda talip varmış. Evet. Ama geç kalındı, onda da geç kalındı. Ben biraz daha erken gelseydi, en azından Avrupa'da bir basamak daha çıkar diye düşünüyorum ben. Yani yönetimin de yaptığı iyi işler var. İşte var, iletişimi var. değiştirdi. Sayın Başkan Erol abi getirdi. Erol Kaynarı biliyorsunuz. Bak orada Emre Koca dağlı evet. Ercan torunu artı anlamda çok büyük değer kazandırdılar. Ve i̇letişim değişti. Bakış açısı evet, bir vizyon. Erdoğan, Erol Erol Kaynar'ın işte getirdiği evet. futbolcular çok büyük al bakar, bakar yani çok konuşuyoruz ki bitti mahvoldu, oynayamaz, ayağı kırık. Bu saatten sonra nasıl gelecek, nasıl oynayacak? koltuk ney neyle oynayacak dediğimiz Abu Bakar. Ya. ya. şu an muhteşem işler yapıyor. O yüzden diyorum işte Abu Bakar atıyor, herkes bakıyor. Sergen Hoca fark, farkı var. Çok, çok, çok büyük farkı çok. var. Belki Pauk maçından sonra söylemek istedikleri yanlış anlaşıldı. Ee, i̇şte işte yönetimle arasında bir biliyorsunuz Tam bir mesafe açıldı. Böyleydi ama Sergen Hoca içindekini saklayamazdı. İçindeki her şeyi söylerdi ve e, aklına estine hareket ederdi. Aklını yatmayan bir şey de yaptıramazdı Sergen Hoca'ya. Futbol zamanında da böyleydi biliyorsun Aykut. Sen de. İşte Ozan'ın bir lafı var ya. Ne olursan ol, takım kazanırsa devam edersin. Aykut zaten futbolda Bu benim gözümde futbolda dün de yok, yarın da yok. Sadece bugün var. Ee, bugün Sergen Hoca başarılı, Fatih Terim başarılı. Ben bugün bunu konuşuyorum. Sezon başı başarılı. başarılı. Şumudika başarılı. Evet bunu konuşuyoruz. Ama kaya da biraz sonra geleceksin. O zaman onunla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Şu var Sergen Hoca'nın bakıyoruz. Biraz önce söyledim ya çok açık sözlü. Basına da açık sözlü. Arkadaşıyla da açık sözlü. Oyuncusuyla da birebir diyalogda çok açık sözlü. ya. Yani. Ee, Fenerbahçe'nin hocasının diyalog eksikliği var işte. Bu açık ben asla böyle bir şey demiyorum. Öyle bir görüşüm de yok. Konuşmazsan, ilişkiye girmezsen, oyuncunun beynine giremezsen, kalbine giremezsen, oyuncu senin hakkında sinsi mi acaba diye düşünmeye başlar. Bu sefer senden soğur. Her söylediğini yanlış anlar. Acaba arkasından başka bir amacı mı var bunun der. Anlatabildim mi? O yüzden bu diyaloglar kurulması lazım. Ben e, yıllar önce e, Türkiye'de Trabzon, Diyarbakır, Konya Spor'da Ziya Doğan'la beraber çalıştım. Ziya Doğan'ın bir özelliği vardı. Haftada bir gün mutlaka akşam yemeğinde sohbet havasında kendisi de otururdu ama şunu yapardı. Hocanın yanında oyuncular çok rahat olamaz. Akşam yemeği herkes yerde. Hoca benim bir işim var der gibi giderdi. Yardımcılarına bırakırdı. Yani oradaki diyaloğu oyuncular arasında kimse göstermek istemez takım içinde sürtüşmeler olduğunu. Kimin sıkıntısı varsa mesela Serhan'la senin aranda sıkıntı var. Ziya Hoca görev verirdi. O zaman bu görev senin. Örnek veriyorum. Kendi yardımcılarına söylerdi. E, Adil Hoca. Bu görev senin. İletişim uzmanı vardı yanında. İletişim uzmanı derken basının olan iletişim uzmanı değil. O kontağını kuran. Iletişim, evet. tabii. E, ama 17'de 17 yaptı. Trabzonspor'da 17'de 17 yaptı. Her şey iletişimle oldu. Ama Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'de çok kalabalık. Ama, ama Fenerbahçe Fenerbahçe'de iletişim uzmanı değil. Yani Öyle bir kalabalık yani, teknik ama heyet var ki her oyuncunun başına bir hoca düşüyor. Ama şimdi bir de şu var yani başarılı oldu olamadı. Demek ki başarılı olamadılar ki takım içerisinde takım olamadı takım. Burada ya da mesela, olamadı yani. Burada da Sergen Hoca'nın sağ kolu Murat Şahin Hoca hakkında da teslim edelim hakikaten. Diğer yardımcıları da çok iyi çalışıyor ama burada Murat Şahin Hoca da hakikaten e, yani şimdi çok Ser mücadele veriyor. Beşiktaş'ta Sergen Hoca camiadan çıkan adam Fatih Terim camiadan çıkan adam diye Fenerbahçe'de acaba camiadan çıkan birini mi getirelim dediler. Hoca'yı öyle transfer ettiler. Sonra da yanına süs getirdiler işte Selçuk o, o hoca bu hoca diyeyim. Oraya diyor. Dön ya. bu tarafa o, hocanın yardımcıları, Erol hocanın da yardımcıları var. Tabii. Alanya'da çalıştığı zaman. Çok kalabalık olması sıkıntı mı olur? Benim için güzel acaba? değil bu. Bu tablo güzel değil. Bir tane olacak, can alıcı olacak. Yani bir, bir şeyden on tane olması önemli değil. Ben sana şimdi su istiyorsun benden. 10 tane açılmış şişe var burada. Abi 10 tane açılmış birisi içti mi içmedi mi diye düşüneceğine sana açılmamış bir tane şişe vereyim. Hepsinden daha değerli. Onun gibi bir şey yani. Ama Erol da bunu bilerek geldi. Bunu evet. görerek geldi. Peki. Diğer maçlara geçeyim mi? Bugünün maçlarına. Tabii, şimdi, tabii. E, hakikaten Üf, baktığımızda. Bir cümleyle bu konuyu kapatacağım. Yönetim Balatölye'yi alıyorum dedi. Beşiktaş'a. taşa. Sergen istemedi. Aykut Ünce'ye haber verdi yönetim. Biz ile anlaştık. Ben istemiyorum kardeşim dedi. Sergen Hoca da Aykut'a söyledi. Ben şahit oldum bu telefon görüşmelerine. Ben istemiyorum dedi. Ben onunla uğraş. O zaman sen diyorsun ya Erol Bulut da bile bile geldi. Baştan söyleyeceksin kardeşim. Lider o zaman olacaksın. Demek ki istediği futbolcular aldı. Sen Fener Fenerbahçe'nin oyun içinde lider arıyorsun. İlk önce teknik adamın lider olacak ki oyun içindeki lidere de bir fırsat verecek veya lider ruhlu birini piyasaya çıkaracak. Şimdi Balotelli olayını ben çok iyi biliyorum. Emre Kocadağ'la görüşmüştüm ben bir yemekte. Balotelli'yi biz istedik. Hatta getirdik. Sergen Hoca'ya da sunduk. Biz alabiliriz dedik. Sergen Hoca dedi ki Balotelli oynar ama e, sağ dışında çok farklı Balotelli olur. Takıma zarar verir o dedi. O Balotelli istemedi. operasyonu yürüten Erdal Torunovlarıydı. Emre Bey. Ya Emre Erdal Hoca da olayı bildiğinden orayı. dolayı söylüyorum. Şu. Oları bildiğinden dolayı söylüyorum. Bu tarafa de. döndüğünde Sergen şunu söylemek istiyor Ozan Zeybek. Diyor ki evet o yönetim Balotelli istedi. Hayır dedi. Hoca. Değil mi? Evet. Ben istemiyorum. Benim bu yapıma uygun değil dedi. Yönetim de hakikaten Sergen Hoca'nın dediğini yaptı. Ama şimdi imzalanmadı sözleşme. Zaman, e, bak Aykut, Erol Bulut istediği futbolcular aldı. Futbolcuların hepsi bence Erol Bulut'un bilgisi dahilinde aldı. Mı acaba? E, Sisse niye geldi o zaman? En basit Sisse'ye Sisse ne gün geldi Serhan? Sonradan geldi. E, tamam oyuncu bulamadıkları için geldi. E, tamam, Bulsalar mı Sisse'yi son güne kadar bırakır mıydın? Sisse'nin bu sene performansından memnun değil kimse. Niye memnun değil? sezon öncesi kampına katılamadı. Transferin son günü alıyorsun Sisi'yi. Elinde yedek olarak tuttu. Sen şey mi ben takım yapıldı Erol Bulut da üstüne mi geldi demek ki? Ya hepsi, hepsi o anlamda demiyorum. Bunu canı gönülden söylüyorum. Mutlaka hocanın şeyleri vardır hani listesi ve etkileri vardır. Mesela Yunan oyuncu hocanın transferi. Bakasetas'ı çok istedi Fenerbahçe'ye. Yalnız Bakasetas, Bakasetas dedik abi. Bakasetas da yok şu anda. Hayır,